Geçtiğimiz hafta Donald Trump, İngiltere Kraliçesi Elizabeth'i ziyaret etti. Kraliyet ve devlet protokolüne göre kraliçenin önünde yürümemeli ve sırtınızı kesinlikle ona dönmemelisiniz. Amerikan Başkanı Trump her iki hatayı yapmayı da başardı. Şimdi gelin bu görüntüleri birlikte izleyelim. Ardından önden yürümenin ne gibi kişilik ipuçları barındırdığını da ayrıca sizlerle paylaşacağım. Gerçekten ilginç ve komik değil mi? Aslında buna benzer bir durumla hepimiz karşılaşabiliriz. Çok da acımasız olmamak gerekiyor. Ancak nerede nasıl davranmanız gerektiğinizi unuttuğunuzda ya da bilmediğinizde empatinin eylemlerinizi yönlendirmesine izin vererek komik duruma düşmekten korunabilirsiniz. Her şeyi bir kenara bırakalım. 92 yaşında yaşlı bir insanla bozuk bir zeminde yürüyorsanız ona yol vermeniz mantıklı olandır. Empatiniz düşükse yaşlılık, zemin gibi şeyler maalesef pek de aklınıza gelmez. Hadi diyelim ki o an dalgınsınız ve farkında olmadan önden yürüyüp gittiniz. Bunda da sorun yok. Ama bu davranışları her zaman yapan biriyseniz, bir eş ya da arkadaş olarak yanınızdaki kişiden önde yürüyorsanız orada durmalısınız. Çünkü sürekli önden yürümek narsistik kişilik bozukluğu ile doğrudan ilişkilendirilecek bir davranış. Trump, eşi Melanie ile Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve eşini misafir ettiği görüşmeden bir fotoğraf. Bakın dikkatli baktığımızda Macron eşinin elinden tutmuş. Melanie en arkada ve yalnız ve Trump tek başına en önde ilerliyor. Fiziksel veya duygusal olarak partnerlerine kötü davranan erkekler sıklıkla partnerlerinin yanında değil önünde yürümeyi tercih ediyorlar. Toparlarsak, Donald Trump'ın yalnızca o gün için Kraliçe 2. Elizabeth'in önünde yürümesi ve sırtını kraliçeye dönmesi kraliyet protokolünü bilmemesinden kaynaklı olabilir ve hoşgörüyle karşılanabilir. Ama bununla birlikte Başkan Trump'ın eşi ve diğer kadınlara karşı da bu davranışı sürekli sergilediğini görüyoruz. Dolayısıyla Trump'ın narsistik kişilik bozukluğu ile doğrudan ilişkilendirilebilecek ve empati becerisi gelişmemiş biri olduğunu söylersek sanırım acımasız yaklaşmış olmayız.